Bugün farklı bir oyunla karşınızdayım. Ve neden farklı oyuna geçtin, neden böyle bir karar aldın diyecek olursanız, aslında farklı oyuna geçtiğim yok. Car Parking'in ikizi gibi diyebiliriz bu oyunun. Aynı modelleyici olunca arabalarda aynı oluyor arkadaşlar. Ve de oyunda da grafiklere bakacağınız üzere Car Parking'in başka bir versiyonu çıktı. Şöyle diyeyim size. Biz eskiden Traffic Racer'a benzer bir tane oyun vardı. Arabaların makas atıyorduk falan. Öyle şeyler, çılgınlıklar yapıyorduk. En özellik bunda da var. Ama online'da böyle şey 3D versiyonu falan yapmışlar bunu. Ve gayet de çok güzel olduğunu söyleyebiliriz. Ve bunu yapan kişi de tahmin ettiğiniz isim Tasimov. Oyunu tek yaptığı anlaşılıyor. Yani tek yapmasına göre ya bence her şey gayet çok güzel olmuş. Katılan üyelerimize çok teşekkür ederiz. Siz de kanala katılıp bize destek olabilirsiniz. Tekrardan dediğim gibi kanalın emojilerini yeniledim. Siz de katılıp yorumlara o özel emojileri atabilirsiniz. Evet, kısa bir bilgi verecek olursak Tasimov oyunun modelleyicisi ve arabaları tamamen kendisi baştan yapan kişi. Ve haklı olarak da kendi oyununda çıkardığı gibi arabaları kendi oyununa eklemiş. Ve gayet de çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Güzel beğendiğiniz detayları da yorumlara yazmayı unutmayın. Evet, şimdi incelemeye geçecek olursak ben bayağı bir oynadım oyunu. Sizler için bayağı bir alıştırma yaptım falan. Şimdi göstereceğim. Bunlara bakacak olursak arkadaşlar ben nedense anlamadım. Burada daha kaliteli duruyor arabalar. Parking'e geçince daha mı kötüleşmiş, bir şey mi olmuş? Yani render'dan mı geçmiş? Burada daha iyi gözüküyor arabaların. Parlaklığı mı desem, kalitesi mi desem falan. Gayet iyi duruyor. Şöyle arabalara teker teker bakacak olursak cidden çok güzel arabalar eklemişler. Işık da cidden çok güzel parlıyor. Arkası topları falan gayet çok güzel. Abi ben BMW'ye bittim abi. Şu stoplara baksanıza ya. Ön farlara, arka stoplara falan simsiyah abi. Çok güzel olmuş. Yani tam da ya beklediğim modifiye tarzı diyebilirim BMW'de. Yani cidden bayağı iyi olmuş farları. Dodge Challenger'ımız var. Gayet çok güzel. Bir de Gold'lu sistem gibi bir şey eklemiş Tasimov. 199 Gold'a falan alabilirsiniz falan gibisinden. Ve de oyun parası. Şu soldaki mavi şey deneyim puanı herhalde. Tam olarak bilmiyorum. Skyline'ımız var. Şöyle Honda'mız var. Bu arada Honda'ya neden böyle iğrenç plaka ve logo yaptın diyecek olursanız, şimdi birazdan anlayacaksınız modifiyeler kısmına gelince. Modifiyenin ne kadar zor olduğunu anlayacaksınız. Şöyle bir Mercedes'imiz var. Cidden detaylar, kalite harika. Şöyle Hummer var. Bunu koymaları gereksiz olmuş. Bunu mesalarmış da olurmuş. Şöyle McLaren'ımız var. Tasimov gerçek paraya satıyordu. 300 liraya satıyor arkadaşlar. Onu alacak enayi var mıdır bu oyunda, tam olarak bilmiyorum. Ve sıradaki arabamız şöyle E3 G82 arkadaşlar. Bunun içi de gayet çok güzel. Ben içini çok beğendim arabanın. Şöyle gördüğünüz gibi yeni gelen pick-up. Yani Tasimov aşırı pahalıya koymuş nedense ya. Oyunda bu kadar pahalı mıydı bu arabalar, tam olarak bilmiyorum ama. Şöyle gördüğünüz gibi Camry var. İçi her zaman gibi ten rengi olan. İyi saltımız var şurada. Arka stopları falan gayet kaliteli. Yani stopları falan kaliteli yapmış Tasimov nedense. Stoplar ve arabanın parlaklığı çok iyi duruyor. Orada şaşırtan araba Lamborghini Gallardo var. Neden eklediler tam olarak bilmiyorum ama parking bundan davayı yiyip arabaları kaldırmıştı. Tasimov da öyle yeme riski var. Yani tam olarak çok riskli bir araba bu. Mercedes'in on farlarına bakar mısınız ya? Çok güzel duruyor ya. Gayet çok güzel yapmış adam. Smart'ımız var. Baksana Smart çok kaliteli duruyor nedense. Yani full kaliteli algıladım ben. Antenine kadar her şeyini falan güzelce rahat yapılmış. İçteki detaylarına kadar. Yani karar sizin. Yani yorumlara yazmayı unutmayın. Eski Ferrari'miz var. GTR R35'imiz var. Gayet çok güzel. Zaten bunu her şey oyundan gördüğünüz için es geçiyorum bunları. Golf'ümüz var. Golf'ün içi çok güzelmiş şu arada. Mercedes'imiz var. Mercedes gayet çok güzel çalışan. Multimedya falan var herhalde. Çok güzel duruyor. Kasalı bir arabamız var. Klasik. Gangster arabası var. Şöyle New York taksi var. Ford Chrome var. Arka stoplar çok güzel abi ya. 350Z'miz var. Bayağı iyi olmuş bu da. Yani adam modelleyici olunca, kendi oyunu yapınca daha güzel durmuş arabalar nedense. Ben bunu algıladım bütün arabalarda. Arabamız var. GDM arabasıydı. İsmini unuttum. 80SX'imiz var. Çok güzel. Sarı gayet yakışmış arabaya. Bunu da zaten oyunun isimlerinde görmüştüm. Tasimov Vini yapmıştı bu arabaya. Porsche'miz var. Porsche de gayet çok güzel duruyor. Camaro'muz cidden çok güzel. Arabaları neden böyle özel arabalara gold yapmışlar onu anlamadım. Ve Camaro da son arabaydı. Şimdilik arabalar bu kadar var. Yani arabaları nasıl buldunuz, beğendiniz mi beğenmediniz mi mutlaka yorumlarda bekliyorum. Oyunun ayarlarına gelecek olursak oyunun ayarlarında bir sürü şeyler var. Dediğiniz şeyle yani Tasimov demiş ki burada al kardeşim istediğin her şeyle oyna demiş. Dediğiniz üzere ben ok oyuncusuyum. Yani oklarla oynuyordum. Ya bu oyun makas atma üzerine olduğu için ben joystick kullanmayı tercih ettim. Yani siz oyuna girdiğimi anlayacaksınız. Ya zaten ilk başta oyuna girdiğimi iğrenç bir tuş yönetimi veriyor zaten, bunu veriyor. Yani siz bunu joystick veya direksiyonu falan alabilirsiniz. Tilt'le de çok güzel oynanıyor. Şöyle grafik ayarları ben birazcık video çekeceğim için ortaya aldım. Siz de böyle yükseğe alıp da diyebilirsiniz. Hatta bu videoluk yükseğe alalım. Sesler var. Burada dil koymuş Tasimov. Kazakistanlı olduğu için Kazak dilini koymuş. Bir de Rusça koymuş. Ekstra grafik ayarları var. Bloom var. Binknet var. Bunu zaten Car Parking'den hepiniz biliyorsunuz. Player'da da sunucular var. Tasimov bizi düşünüp sağ olsun koymuş. Japon sunucusu koymuş mesela. Helal olsun bak. Bunu bazı insanlar akıl edemiyor. Yani istatiklerde de ne yaptınız? Burada her şey siciliniz gibi bir şey diyebiliriz bu oyunda. Hitting table bunlar sonra gelecek büyük ihtimal. Ya burada da başarımlar var. Daha başarımların resmi bile yok. Sadece şurada köpek sembolü var. Tasimov böyle şaka anlamında güzel şeyler koymuş buraya resim olarak. Yani daha resim bile yok. Yani o derece daha erken betada. Böyle customize diyecek olursak şöyle bumperlar falan var. Car Parking'deki bildiğin aynısı arkadaşlar. Yani Car Parking'deki bütün
body kitleri almış adam koymuş diyebiliriz buna. Ne kadar daha çok incelerseniz arabada o kadar çok detay fark edeceksiniz zaten. Güzel detaylar var. Orada jantların görünümü böyle daha, yani jantların küçük görüntüsü bile yok. Siz zaten dediğimi anladınız. Altta bembeyaz şeyler var. Sadece para sembolleri var. Ya ben nedense ya anlamadım. Tassimo böyle bir oyun çıkaracaksa bunları muhakkak yapması lazım ama yani o da haklı. Sonuçta oyun erken betada. Yani adamlar ilk önce diyor ki kardeşim sen bir dene oyunu, ondan sonra bana bir geri dönüş yap diyor. Burada da haklı diyebiliriz Tasimo. Bu arada oyunda nadir jantlar var. Tasimo nadir jantlar koymuş oyuna. Şöyle gördüğünüz gibi bir sürü nadir jant koymuş adam. Siz jantları gezindiğinizde anlayacaksınız zaten benim demek istediğimi. Videonun ilk başında dediğim parayla satıyor dedim ya. McLaren'ı 302 liraya satıyor abi adam. Bunu alan arkadaşlar çıkar mı bilmiyorum ama büyük ihtimal çıkan enayiler olacaktır. İşte seviye sistemimiz var. Ben hemen kayıt oldum zaten. Player ID'nizle kayıt olabilirsiniz. Direkt ID veriyor. Şimdi herkesin merak ettiği tuning kısmına gelelim. Engine falan var. Ben şimdilik engine 2 taktım. Para kastığım için bayağı bir bütün her şeyi taktım. Turbolar çok saçma geldi. Bunların ikisi aynı. Air filter'la turbo charger nedense. Aynı HP'yi veriyorlar. Ben anlamadım. Yani ben air filter'ı taktım. Yani air filter daha az diye. Turbo pahalı olduğundan takamadım. Engine 2'yi taktım. Araba muazzam oldu. Görüntüleri de muazzam yapmış Tasimov. Gearbox'a gelecek olursak Gearbox'a da böyle kendimiz ayarlayamıyoruz. Böyle şeyler takabiliyoruz. Yani aletler mi diyeyim, diskler mi diyeyim, ne diyeyim artık siz anladınız. Bunları takıp da arabaya şey yapıyoruz. Normal Gearbox'ların Final Drive 1'i 2'yi falan ayarlayamıyoruz kendi elimizle. O çok kötü olmuş. Süspansiyonlarda da böyle şeyler var. Bunlar çok saçma geldi gözüme. Sadece arabanın frenini azaltan bir şey bu. Burada da siyah olandan Spring 1'i takarsanız daha güzel olacaktır arabanız bana göre. Frenimiz var. Fren bana gereksiz geldi. Sonuçta makas oyunu olduğu için yani fren basmaya ben gerek duymadığım için fren takmadım. Tabi bu sizin zevkinize göre takarsınız takmazsınız size bağlı. Şurada sağ altta maintenance diye bir şey var da onu ben anlamadım. Elektrikli arabalar için herhalde. Olarak bilmiyorum ama ilerleyen zamanlarda bunları size gösteririm. Tabi oyunu beğenirseniz, çekmemi isterseniz mutlaka da yorumlara yazmayı unutmayın. Evet buradaki her şeyi gösterdim sanırım. Şurada gold fiyatları, para fiyatlarını falan da göstereyim size. Ne olur ne olmaz. Yani fiyatlar Türkiye çapına göre bence bir tık uygun gibi. Çünkü nedenini söyleyeyim. Yani Tasimo bu oyunu geliştirirse, yani bir şey yani imkansız hale getirirse para yatırmaya mecbur kalabilirler. Kitle o yüzden de güzel düşünmüş. Şimdi start dediğimizde 3 tane mod var. Şimdi en kolayından başlayıp en zoruna doğru gidelim. Lord'da bildiğiniz serbestçe dolaşabiliyorsunuz. En soldakinde de dünya var. Dünyadan oyuncular seçip oynayabiliyorsunuz single bir şekilde. Think Room desek de online'da yabancı oyuncularla kapışabiliyorsunuz. Şimdi Open World'da hemen ne yapılıyor bakalım. Free Drive diyor zaten. Hemen basıp girelim oyuna. Ne geldik? Oyunda sadece bu mekanda gezebiliyorsunuz. Oyun birazcık kastı için de oyunda tabii optimizasyon yok. Çok kötü. Ama araba detayları muazzam diyebilirim sizlere. Araba detaylarını çok muazzam yapmış Tasimo ve yine optimizasyon sıkıntısı var oyunda. Ve karakterde şöyle gördüğünüz gibi oğlum karakter Türk'e benziyor lan. Baksana abi tipe. Gayet çok güzel oldu diyebiliriz. Sadece buralarda falan dolaşabiliyoruz. Car parking'in modelleri olduğu için. Yani modeller var. Şöyle drift attığınızda drift skor veriyor. Yazı fontları falan çok şey abi ya. Bu düzeltilmesi gerekiyor. Tam olarak da dediğim gibi diyebiliriz. Yani sadece bu mekanlarda dolaşabiliyorsunuz. Yani tek dolaşabiliyorsunuz. Yani online'a gelen kişi görmedim ben hiç. Chat var gördüğünüz gibi. Chat'ten mesajlaşabiliyorsunuz. Respawn şey koymuş Tasimo sağ olsun düşünüp. Şöyle emojiler var. Şöyle emojiler atınca da böyle emojiler şey oluyor kafanızda. Gereksiz şu anlık bana göre. Kamera modlarını değiştirip istediğiniz şekilde oynayabilirsiniz. Ben içi tercih ediyorum. Makas oyununda birazcık gereksiz olmuş gibi ama yine de düşünmeleri çok iyi. Şöyle nitromuz var. Nitroyu basıp da böyle drift atabiliyoruz. Yani nitro bu genellikle makaslarda çok işe yarıyor. Online'da böyle kısa bir şekilde böyleydi. Adamlar kısa bir yer eklemiş. Park gibi bir şey eklemiş. Online'da takılın demek istiyor yani. Yani ileride open world getirirler mi tam olarak bilmiyorum ama yani getirirlerse çok güzel olur. Zaten oyun dediğim kaç defa dediğim gibi erken erişimde olduğu için yani oyunda şu anlık bir şey beklemeyin. Single player'e gelecek olursak şöyle bir dünya var. Dünyada San Francisco sadece Amerika var. Ya başka bir yer yok. Türkiye'ye geldiğiniz zaman da böyle dünya ilerlemiyor. Şöyle San Francisco'da böyle şeyler gelecek olursak böyle bosslar var. Bu Carax Drift'teki gibi olmuş. Map'i de open world yapsa yani Carax Drift'te birazcık benzeme imkanı var. Carax Drift'in mobilinde böyleydi hatırlayacağınız üzere. Böyle gördüğünüz gibi çöl var ve de normal mountain'e benzer map'ler var. Gayet de çok güzel diyebiliriz. Şimdi dilerseniz birisiyle yarışalım. Şöyle şu adamla yarışalım mesela. Ya ben birazcık şey yaptığım için oyuna gelir gelmez direkt anında başlatıyor bilginiz olsun. Yani direkt anında basacaksınız. Yani basmazsanız adam sizi bildiğiniz tokatlayabilir. Şöyle adam golf olduğu için adamı kolayca geçebildik. Bu arada map'te bir sürü taktikler var. Yani öğretiyorsanız da mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Yani çok taktikler var. Bu arada bir yarışa girecekseniz bir 10 dakikanız falan gidecek haberiniz olsun. 10 dakika boyunca bir yerde yarışıyorsunuz. Ben yani çok şey bu arada yani NPC arabalarını fark ettiniz mi? Map'te olan arabalar var. Yani aynı yapay zekaya sahip bu arabalarda. Yaptıkları kusurlar var, yaptıkları faydalar var. Böyle gördüğünüz gibi de çarptığınız gibi de böyle arabanız patlıyor. Yani bu aynı Traffic Racer gibi ya. Traffic Racer online şeyini yapmışlar zaten bu o Traffic Racer oynayanlar beni çok iyi anladı zaten o kaza şeyini gördüm. Yani oyunda optimizasyon çok gerek. Yani ilerleyince falan çok kasıyor oyun. Yani tam olarak da bu size kalan bir şey. Yani iyi cihazlarda kasar mı kasmaz mı tam olarak bilmiyorum ama
size şöyle istatistikler veriyor. Şöyle ne kadar çarptın, ne kadar ilerledin, yani kaç para kazandın. Böyle para kasabilirsiniz. Yarış çok uzun sürüyor dediğim gibi. Ben sizin sıkılmamanız için hemen yarışı bitirdim. Sizin için bir online'da bir oynayalım bakalım. Oynayan Türk olacak mı? Ben bu map'i seçtim. Bakalım gelen olacak mı? Bu arada online yerinde de arama yerinde böyle hiçbir şey yapamıyorsunuz. Direkt kendisi otomatik arıyor. Online'da yani çok manyak oyuncular çıkabilir. Yani siz arabanızı geliştirin öyle girin. Bu arada Customize'dan şöyle gördüğünüz gibi ben diviri göstermeyi unutmuştum size. Önceki şeyde zor demiştim. Bu arada yazılar olmuyor. Yazıları bozuk şu anlık. Ama livery'e geldiğiniz zaman livery'de de çok güzel şeyler var. Livery'de zaten hatırlayacağınız üzere car parking'deki aynı emojiler var. Bu arada bu ne lan? Garip emojiler var, hatalı emojiler var. Bunları yaparsınız. Yani plaka tamamen yapılamıyor şu an. Yani plaka bile daha yapamıyoruz oyunda. Yani Tasimov ileride inşallah düzelteceğini umuyorum. Yani güzel güzel viniler koymuş en azından Tasimov. Yani birazcık da olsa adam emek vermeyi başarmış diyebiliriz. Vini alırsak nasıl gözüküyor diyecek olursanız da Vini'yi şöyle renklendirip hemen şu kadar şöyle dokunursanız, şöyle de büyütürseniz arabaya gayet de rahat yapabilirsiniz. Zaten logo falan yapmaya çalıştığım için, plakalık yapmaya çalıştığım için yani zaten zor yaptım onu da. Bayağı bir saatte, yarım saatte falan yaptım. Çok uğraştırıyor ya. Vinleri küçül şey yap falan. Ya aşırı çok uğraştırıyor. Ya ben nedense onu anlamadım. De böyle zaten tekerlek küçültmeleri falan siz biliyorsunuz. Bu ayarları falan biliyorsunuz. Car Parking'deki aynı olan şeyler var. Bu arada arabayı krom yapabiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi krom cidden renkleri falan efsane düşünmüş Tasimov. Ya yani bunu bir Car Parking düşünemedi. Ya yani böyle yapmayı. Ama yine de Car Parking'i severek oynuyoruz. Umarım oyunu beğenmişsinizdir. Yani Tasimov'un yeni oyunu zaten. Tasimov'a da güzel mesaj yazdım. O da sağ olsun alev sembolü attı. Adama destekleyeceğini söyledim ve oyunda bol şans diledim. Aa, oyuncu var lan. Bir dakika dur. Cidden çok iyi. Hatta oyuncuyla bitirelim videoyu. Online'da da böyle gözüküyor. Yani bayağı iyi yapmışlar. Siz de Türk kitlesi olarak da burada oynayabilirsiniz. Tasimov size ekstradan bir şey sağlamış. Yani gelin burada oynayın kardeşim demek istemiş Tasimov. Bütün serverler bomboş. Yani burada bir oyuncu bulabildim, düşünün bak. Ya yani oyuna güncellemeler her şeyinde gelirse ya yani oyun cidden çok tutulur. Yani hep güncellenirse, bir köşeye atılmazsa çok güzel olur. Next Gen Truck Simulator'daki gibi yapmazsa Tasimov. Yani umarım bayağı bir oynanılabilir diyebiliriz. Grafikler muazzam diyebiliriz ama oyunda tekrardan dediğimiz gibi optimizasyon yok. Kötü şeyler var ama yani güzel klipler çekilebilir oyunda. Siz de yorumlara da güzel fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Bu arada Tasimov'a da şey dedim. Yani güzel önerilerinizi bekliyorum dedim. Yani güzel öneriler yazın. En çok beğeni alan yorumda sabitleyeyim. Onlara istediğiniz kadar yorum yazabilirsiniz. Onların hepsine bakacağım. Yani en çok beğeni alan yorumda sabitlerim. Yani Tasimov Türklerin desteğini çok istiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tasimov Türklerden de destek bekliyor. Bilginiz olsun. O bayağı bir çoğaldık abi. Bayağı bir oyuncular girmeye başladı. Yani cidden çok güzel bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Ulan bayağı bir kişi gelmiş. Ne oluyor? Bilirsiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video denk. Hepiniz hoşçakalın. We eat so many shrimp. I got eye that hard.